Herkese merhabalar. 6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazı ön hazırlığı yapmaya hazır mıyız sonuçlarına? Hazırım hocam. Buradaki ön hazırlık videomuzu izledikten sonrasında buradaki linke tıklayarak veya açıklamadaki linke tıklayarak gerçekten yazılı provasının olduğu 6. sınıf kanalındaki yazılı provası videomuza gitmeni bekliyorum. Ama ilk başta gel bakalım hangi konular var? Ne yapacağız hocam şimdi? Senle hangi konuların çıkacağını beraber bakacağız ve kısa özetler yapacağız. Bu kısa özetler tabii ki bu konularla alakalı hatırlamamız gerekenleri hatırlatacak. Sonrasında hemen yazılı provamızın videomuzu izleyerekten oradaki çözdüğümüz sorulara bakaraktan da gerçekten sınava çıkacak yazılı sorularını anlamış, öğrenmiş, öncesinde çok iyi bir şekilde çalışacağız. Şimdi senle bakalım. Bir kere ikinci yazılı konuda cebirsel ifadeler, veri analizi, veri toplama ve değerlendirme, bunlar ilk konularımız. Ardından Tonguç Evlenme, açılar ve alan ölçme, bunlar önemli konularımız. Zaten sınavda en fazla çıkacak konular, sorularda bunlardan çıkacak. Çember, daire ve geometri çizimlerde bunlardan sonuncusu. Çember daireden çok soru bekliyoruz burada. Onu söylemek istiyorum. Aynı zamanda alan ölçme ve açılardan soru bekliyoruz. Zaten ikinci dönem ikinci yazılıda genellikle 1, 2, bu 3 konudan çok fazla soru gelir. Geometrik çizimleri hocanız geçtiyse eğer çok fazla soru gelebilir. Ama şimdiden bazı okullarda geçmemiş olacağı için ikinci yazılıya kadar onlardan da çok az soru gelebilir diyoruz. Ama şimdiden hemen başlayalım. Başlayalım bir kere hocam. Eski konuları bir hatırlamak için eskiye ben sünger çektim. Bakmak istemiyorum artık. Geçmişe de geri dönmek istemiyorum. Saçmalama, sünger çekmeyeceksin. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Bilmemiz gerekenler 4x artı 3y artı x artı y gibi 7 gibi bir ifade versin bize. Böyle bir ifadede değişken dediğimiz şeyin ne olduğunu anlaman gerekiyor Tonguç'um. Değişken dediğimiz şey x ve y dediğimiz, yani bilmediğimiz harflere biz değişken diyoruz. Başka ne olabilir? X olabilir, Y olabilir, Z olabilir, A olabilir, B olabilir, C olabilir, T olabilir. Yani bilmediğimiz harflere bir değişken diyoruz. Bu ifade, bu cebirsel ifade. Sabit terime baktığımız zaman x'siz y'siz ifade. Yani 7 mesela burada bir sabit terim. Benzer terimlere baktığımız zaman Tonguç Evlenme, toplanabilir, çıkarılabilir terimlere benzer terim diyoruz. Mesela buradaki 4x'e x benzer terimdir diyebiliriz. Çünkü bunları toplayabiliriz. Bu aslında görünmez bir 1 vardır. 1x'tir. 4x artı 1x kaç eder evladım? 5x. Bravo diyorum sana, tebrik ediyorum seni. Tonguç'um, bu cebirsel ifadelerdeki tabii işlemleri toplamayı, benzer terimlerini çıkartmayı falan hatırlamamız gerekiyor. Tabii bunlardan eski konu olduğu için birazcık daha az çıkar ama eski yine de sünger çektim. Bunları hatırlayayım. Saçmalamam lazım. Araştırma sorusu dediğimiz şey de aslında bir veri toplamak için yapacağımız şey. Mesela sen hangi takımısın Tonguç'um? Milli takımlıyım hocam. Arkadaşına sordum mesela, o da Fenerbahçeli dedi. Ondan sonra diğer arkadaşın Galatasaray dedi. Gibi burada teker teker. Ondan sonra bir tane arkadaşın Osmanlı dedi. Spor. Galatasaray dedi mesela, sallıyorum. Bunların hepsini veri toplaması için sorulan sorular aslında. Mesela sabah mesela kaç dakika harcıyorsun? Dişlerini fırçalarken. Bu da bir araştırma sorusu mesela. 10 saniye. Gibi doğru araştırma sorusu önemli. Herkesin cevaplarını karşılaştıracağız ve sonrasında ne yapacağız? Biz bunları sütun grafiğiyle veya farklı grafiklerle aktarmaya çalışacağız. Ama sütun grafiğinde şunu bilmemiz gerekiyor. Farklı durumların verilerini karşılaştırmak için kullanılır diye bilmemiz gerekiyor. Sütun grafiklerinde çizdiğimiz noktalarda çıktığı mesafe aslında sütun grafiğinin ne kadar değerde olduğunu gösteriyor ve farklı türden verileri karşılaştırmak için kullanıyorduk. Verilere baktığımız zaman verilerde Tonguç Evlenme'nin bir kere 2, 3, 3, 4, 8, 10 gibi verileri ilk başta ne yapmamız gerekiyor? Her zaman ama her zaman sıraya dizmemiz gerekiyor. Sıra ne demek? Küçükten büyüğe doğru sıraya dizdik. Sonrasında ne yapıyoruz? Açıklık dediğimiz şeyi buluyorduk. Açıklık dediğimiz şey en büyük veriyle en küçük verinin farkıdır aslında. Mesela buradaki açıklık kaçtır? 10 ile 2'yi çıkar 8'dir diyebiliriz. Aritmetik ortalama nedir Tonguç Evlenme? Sen mesela yazılılarını hesaplarken ne yapıyorsun Tonguç Evlenme? Önce birinci yazılı ile ikinci yazılı topluyorum. Sonra iki yazılı olduğu için ikiye bölüyorum. Harika, bu kadar. İşte kaç tane yazılı olduğu için ona bölüyorsun. Mesela burada aritmetik ortalama bulmak istersek 2 artı 3 artı 3 artı 4 artı 8 artı 10 yaparız. Kaç tane veri vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yapabiliriz ve aritmetik ortalamayı bulabiliriz şeklinde aritmetik ortalama hesabını bilmemiz gerekiyor. Yani verilerin toplamı bölü veri sayısıdır diyebiliriz. Bir de Tonguç'um, verileri karşılaştırırken önce aritmetik ortalamana bakman gerekiyor. Sorularda eğer karşına çıkarsa ve aynı zamanda aritmetik ortalama eşitse açıklığa bakılır. Açıklık büyükse farklılaşma fazladır'ı bilmemiz gerekiyor. Yani açıklığı büyük olan şeyler birazcık daha dengesiz verilerdir. Bunu unutma. Dengesiz veri demek hani çok düzgün bir veri değil aslında. Dağınık bir veri demek. Sence Tonguç Evlenme'yim, açıklığı fazlaysa dağınık mıdır, toplu mudur Tonguç Evlenme'yim? Dağınık. Harika, bak işte anlattığımı hemen çok net bir şekilde öğrendim. Zekim geldik hocam, şimdi. Çalışkanım, başarılıyım. Tebrik ederim. Öğrencinizim.
açılarla devam edelim. Tonguç'um, açılarla bilmemiz gereken şey komşu açılar. Mesela şu açıyla şu açı komşu açılardır. Neden diyeceksin? Çünkü yan yanadır bunlar. Komşu komşunun açısına muhtaçtır. Aynen. Komşu açılarda şunu bilmemiz gerekiyor. Yan yana olan açılara ve bir tane ışını da ortak olan açılara biz komşu açılar diyoruz. Tümler açılarsa komşu tümler, komşu bütünler falan filan olabiliyor. Ama tümlerde bilmemiz gereken şey 90 derece. Bütünler de açılarsa toplamları 180 derece olan açılardır. Bak, tümler açılarda ikisi açının toplamı mesela 20 derece ile 70 derece toplarsan kaç çıkar Tomuş Evren Bey? 90. Bravo, işte bu kadar. Bunlar tümler açılar diyebiliriz. Bunlar hatta yan yana geldikleri için komşu tümler diyebiliriz. Bütünler ise toplamları 180 derece olan açılardır. Toplamları 180 derece olan açılarsa mesela bak şu açı burası 40 ise burası 140'tır. 140 ile 40'ı toplarsan kaç adet Tomuş Evren Bey? 180. İşte bu kadar. İşte bu ikisi de komşu bütünler açılardır diyebiliriz. Yani birbirlerinin toplamı 180 derece olacak. Tümlerle bütünleri nasıl ayırabilirim dersen, tüm kaç harf? 3 harf. Bütün kaç harf? 5 harf. Dolayısıyla 5 harf. Dolayısıyla hangisi daha fazla? Bütün. Bütün daha fazla. Daha fazla harften oluşuyor. O yüzden daha fazla olması gerekiyor. Süper yöntem hocam. 90 ile 180 arasında. 90 ile 180 arasında dedik. Ters açılara devam ediyoruz. Tonguç'um, bir çarpı x işareti varsa x'in işaretinde bu şeylere, şuradaki karşılıklı açılara eşit açılar, yani ters açılar diyebiliriz. Ters açılar eşittir, unutma. Tonguç'um, mesela şuradaki açı şuradaki açı eşit. Hatta şu bir doğru olduğu için burası toplamda 180 derecedir. Burası 50 ise burası 130 olması gerekiyor. Şu 130 ise şu da 130 olması gerekiyor diyoruz. Ve mükemmel bir şekilde ters açıları da hatırlamış olduk. Geldik üçgenin alanına. Üçgenin alanı nasıl bulunur Tonguç? Uzun kenar çarpı kısa kenar çarpı 3. Evladım, bu dikdörtgen değil, langozlaşma. Üçgenin alanının bulunuş formülü şu. Taban çarpı yükseklik bölü 2. A çarpı H bölü 2 de diyoruz. Ama eğer bir dik üçgen olursa Tonguç Evren Bey, bunun alanı bu sefer burası taban oluyor, burası yüksek oluyor. A çarpı B bölü 2 oluyor. Ama aynı zamanda şöyle çevirirsem ben bu şekli, burası bu sefer taban, burası yüksek olursa C çarpı HC bölü 2 şeklinde de hesaplanabilir. Bu da ekseden ikinci bir hesaplama yöntemidir diyebiliriz. Bu HC dediğim şey de önemli bir şeydir. Hani böyle C'nin yüksekliği demek ki çok önemli bir şey değil. Buraya bakarsak Tonguç'um, eğer geniş açılı bir üçgense, bak bu dar açılı bir üçgende, bu dik açılı bir üçgende, geniş açılı bir üçgende üçgenin yüksekliği üçgenin dışında oluyor ama aynı formül değişmiyor. Taban çarpı yükseklik, bu sefer dışarıda böyle garip bir yükseklik, çarpı H bölü 2 şeklinde yapılabiliyor. Paralel kenarda alanda ise çok basit bir formül var. Paralel kenar alanın formülü ne Tonguç Evren Bey? Kısa kenar çarpı uzun kenar bölü 2. Hayır, dangozlaşma. Bak, üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 diye. Paralel kenarın alanı ise çok basit. Taban çarpı yükseklik. Hiç bölü 2'si falan filan yok. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey taban çarpı yükseklik. Yani A çarpı HA'dır diyebiliriz. Veya Tonguç'um, şöyle çevirirsem bu sefer burası taban olsun. Burası taban çarpı bu yükseklik. Yani B çarpı HB'dir diyebiliriz Tonguç'um. Geldik şu zımbırtıya. Bir de alan ölçülerinde kilometrekare, hektometrekare, metre. Genellikle sizin eviniz kaç metrekare Tonguç'um? Bizim ev hocam 90 metrekare. Harika. Bak, metrekareyi kullandın. Sizin evinin alanını söyledin bana. İşte burada metrekare, desimetrekare, bunlar alan ölçüleridir. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Her çevirimde, yani kilometrekareden hektometrekareye, Kamile halam, Damda. Mehmet dayım, Camda, merhaba televole. Merhaba. Bak, bunu yanlış yazmış. İyi ki söyledin. Bu M olacak. Yani iki tane M olması gerekiyor. Milimetre derken iki tane M olması gerekiyor. Tonguç'um, şunu unutmayalım. Her aşağı doğru inişte, mesela desimetrekareden metrekareye çevirirken, hektometrekareden dekametrekareye. Her inişin bir çıkışı vardır. Ya bir tane daha hata yapmışız. İyi ki söyledim valla. Bu aslında. Dam olacak değil mi hocam? Bunu ben şöyle düzelteyim. Hatta şöyle, şunu komple değiştiriyorum. Komple senin için hocam, merdiven yapın. O çok güzel. Merdiven yapıyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Şuraya sıkıştırmaya çalışacağım. Evet. Şöyle. Burada bunun üzerine yazabilirim. Bir kere kilometre kare. Ondan sonra hektometre kare. Ondan sonra dekametre kare. Dam kare şeklinde yazıyor. Ondan sonra metre kare. Ondan sonra desimetre kare. Santimetre kare. Ve milimetre kare şeklinde yapıyoruz. Tonguç, her aşağı inişte yapmamız gereken şey çarpı 100. Her yukarı çıkışta yapmamız gereken şey bölü 100'dür. Çünkü kareler cinsinden. İlerler burası. Ve şunu unutmayalım.
hektar dediğimiz, dekar dediğimiz, ar dediğimiz de alan ölçüleridir. Hektar dediğimiz şeyi dekara çevirirken çarpı 10, dekarı da ara çevirirken çarpı 10 yapmamız gerekiyor. Ve bir arın da 100 metrekare olduğunu da ekstradan bir bilgi olarak şuraya eklemek istiyorum Tonguç'um. Bir ar eşittir 100 metrekaredir diye bilsen çok 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 faydalı, iyi olur diyoruz. Ve geldik. Evet, çember daire. En fazla soru çıkacak konulardan bir tanesi de çember daire. Çember dairede şunu bilmemiz gerekiyor. Bir çemberin bir ortası vardır. Merkezi vardır. O'ya biz merkez deriz Tonguç'um. Aynı zamanda bir çemberin ortasından etrafına giden bir çizgi vardır. Ona da biz yarı çap deriz. Bunu da R harfiyle gösteririz. Küçük R harfiyle gösteririz. Bir de Tonguç'um, çemberin tam böyle iki tane yarı çapını da kapsayan, böyle ortadan ikiye bölen aslında bir şey vardır ki ona da çap deriz ve büyük R harfiyle gösteririz. Unutma Tonguç'um, çap dediğimiz şey aslında iki tane bana yarı annem çapsızsın sen diyor. Aynen, iki tane yarı çaptır diyoruz. O aslında sen diyorsun ya, sen bir daire değilsin demek istiyor. Aslında güzel. Aa, güzel, teşekkür ederim annem. Tonguç'um, pi sayısı dediğimiz şey de özel bir sayıdır. Böyle bir harfi vardı, böyle bir gösterim vardı, böyle bir çizgi, onun sonra altına böyle iki tane şey iner. Bu pi sayısı da eski Yunan'da bulunmuş bir şey. Çemberin çevresinin çemberin çapına oranıdır aslında. Çemberin çevresi de oradan şöyle bir formül şeklinde çıkar. Mesela O merkezli R yarıçaplı bir çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı R'dir diye ezberleyeceğiz. Bunu da aklımıza nasıl tutacağız biliyor musun Tonguç'um? İki tane mesela bu çemberin burasında bir tane pire olsun Tonguç'um. Burasında başka bir pire olsun Tonguç'um. Bu iki tane pire bu buradan böyle hareket etmeye başlamış. Bu da buradan böyle hareket etmeye başlamış ve bunlar tam burada karşılaşmış. Peki gittikleri yol ne kadar Tonguç'um? Çemberin çevresi kadar, görebiliyor musun? Bak bu buradan böyle, bu buradan böyle. İki tane pi r'nin gidebileceği mesafeye biz çemberin çevresi diyoruz. Bravo diyorum sana. Gerçekten çok bravo, güzel bir şekilde anladın konuyu. Peki çemberle dairenin temel farkı ise Tonguç'um, çemberin içi boştur, dairenin içi doludur. Dairenin yani bir alanı vardır. Alanı vardır. Çemberse sanki bir ip gibidir Tonguç'um. Çember, daire bir tepsi ise, daire bir tepsi ise, tepsinin içi doludur değil mi? Evet. Çemberse bir iptir diye düşünebilirsin diyoruz. Bu ipi, ipi de yuvarlak bir şekilde koyuyoruz aslında diyoruz. O zaman bilmemiz gerekenler de bu önemliydi. 2 pi r çemberin çevresini bilmemiz çok önemli. Sonrasında geometrik çizimlere baktığımız zaman birim küpleri anlamamız gerekiyor. Birim küplerde 6 adet birim küpün ne kadar hacimde olduğunu söylersek eğer 6 birim küp hacmindedir diyebiliriz. Mesela bak bu birinci birim küp. Bak şu maviyle boyadığım birinci birim küp. Ondan sonra şu ikinci birim küp. Ondan sonra şu üçüncü birim küp. Bak her birisini farklı bir renkle boyuyorum. Mesela bu hatta farklı bir renkle yapalım. Şu dördüncü birim küp. Ondan sonra şu beşinci birim küp. Ondan sonra başka bir rengimiz kaldı mı Tonguç Evren Bey'im? Bir de şu da altıncı birim küp. Tonguç, dikkat ettiysen her birim küpün farklı sayıda yüzünü görebiliyoruz. Mesela bu turuncunun sadece bir yüzünü görebiliyoruz. Ama bu siyahın iki yüzünü görebiliyoruz. Bu yeşilin bir yüzünü görebiliyoruz. Ama bu kiremit renginin 3 tane yüzünü görüyoruz. Bak üstünü, sağını, önünü görebiliyoruz. Dolayısıyla farklı küplerin farklı yüzlerini görebiliyoruz. Ve her biri ayrı birim küp olduğu için bunun alanında 6 birim küp şeklinde yazılabilir diyoruz. Dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplarken bilmemiz gereken şey ise her bir ayrıtına mesela A, B, C dersek eğer prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C ile hesaplanıyor. Yani farklı ayrıtlarının çarpımı ile hesaplanıyor diyebiliriz. Küpün hacmine bakarsak Tonguç Evren Bey, mesela burası A olsun, burası da A, burası da A. Bütün ayrıtları birbirine eşit olmak zorunda zaten. O zaman küpün hacmi de A'nın küpüdür diyebiliriz. Hatta 6 birim kübü yazarken 6 BR3 yazabilirsin Tonguç'um. Bu da ekstra bir gösterim olsun sana. Peki hacim hesaplarında ne yapmamız gerekiyor? Hacim hesaplarında metre küp. Desimetre küp, santimetre küpü çok iyi bilmemiz gerekiyor. Metre küp dediğimiz şey aslında hani
Bu ev kaç metreküp? İşte bu araba, bu meyve suyu kaç santimetreküp şeklinde hacimler yapabiliyoruz. Her bir değişimde ise mesela metreküpten desimetreküpe giderken artık binle çarpmamız gerekiyor. Desimetreküpten santimetreküpe giderken artık binle çarpmamız gerekiyor. Çünkü küplü işlemlerde artık binle çarpmamız gerekiyor. Dolayısıyla şimdi seninle beraber en fazla soru çıkacak konuları ön bir hazırlık yapmış olduk. Aynen, bu videomuzu bitirdikten sonra şimdi buradaki i butonuna tıklayaraktan yazılı videomuzu izleyebilirsin. Yazılı tarih, yayınlandığı tarihte. Aynı zamanda açıklamadaki i butonundan da yazılı videomuzu izleyip, yazılı provamızı izleyip gerçekten yazılıya en iyi şekilde hazırlanacaksın ve hem bu yaptığım özetlerle hem de yeni tip soruların, yazılı sorularının çözümüyle beraber senle sınavda inşallah 100 bekliyoruz. Değil mi Tomuş Hocam? İnşallah hocam. Hadi bakalım, başarılar. O zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Sana güvenir olalım.